bir anlam arayışı vardır. Daha doğrusu bunu insanlar anlam arayışı içindedir. Hayvanlar çok anlam arayışı içinde değillerdir. Biz ne yaparız? Mesela mutlu olmaya çalışırız. Bütün hedefimiz budur aslında. Bir şeyin peşinden koşarız. Arabamız olsun mutlu olacağımızı düşünürüz. Evlenince mutlu olacağımızı düşünürüz. İşte ya şu okul bitse de bir mutlu olalım. 18 yaşa girelim de bir mutlu olalım. Lan bir para kazanalım, mutlu olalım. Hep böyle bir hedefimiz var. O hedefi yakalayınca mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ama mutluluk böyle yakalanmıyor. Çünkü bu yakaladığınız şeylerin her bir tanesinde lezzet mutlaka bir gün bittiği için otomatik olarak size acı vermeye başlıyor. Bu sefer hedefinizi değiştiriyorsunuz. Benim mesela gençliğimdeki hedefim, babamla aram çok iyi değildi. Hatta küs vefat ettik. Yani ben onunla küsmüştüm. Öyle hayırlı bir evlat değildim, Allah affetsin. Ondan sonra o aşamalarda en çok istediğim şey şu 18 yaşına gireyim de ondan sonra bir rahat edeyim. Kendi kafama göre takılayım de. Sonra işte dediğim az önce saydığım gibi dünyada bazı hedeflerim vardı. Ama şu anda 50 yaşındayım. Bakıyorum neye ulaştıysam hala bir şeye ulaşmak istiyorum. Yani hala bir hedefimiz var ve 50 yıldır o mutluluk denilen şeyin aslında dünyada olmadığını anlıyorsunuz. Allah'ın dünyada bize bıraktığı şey aslında yakaladığınız zaman o yakalayacağınız şeyin olması gereken şey huzurdur arkadaşlar. Huzuru yakalamak denilen şey asıldır. Mutluluk çünkü ne gibi? Haz gibidir, lezzet gibidir. Mesela yemeklerden en çok hangisini seversin? Sen? Sarımsaklı her yemeği seversin. Mantı seversin mesela. Ama mesela mantıyı yersin ama 3 tabak, 5 tabak yemezsin. 6. tabakta artık sana o geyik muhabbeti tadı vermeye başlar. Yani kabak tadı, özür dilerim. Geyik muhabbetiyle karıştı. Ne olur istediğiniz kadar uğraşın, çok sevdiğiniz bir şeyi de sürekli yiyemezsiniz. Değil mi? Sıkılırsınız. Tadı artık keyif vermeye başlar. Bu böyle gezdiğiniz yerler de böyledir. Bir yere gidin mesela. Bir tatil yerine de gitseniz 5. 6. günden sonra orası da size böyle aynı ülfeti yapmaya başlayacak. Peki niye böyle oluyor? Sizce neden böyle oluyor? Çünkü Cenab-ı Hak asıl o aradığınız huzurun bu dünyada olmadığını bize hissettiriyor. Çünkü lezzetleriniz ulaştıktan sonra ülfet yapıyor. Bunu bir telefon aldığınızda, bir araba aldığınızda, bir elbise aldığınızda yaşarsınız. Alana kadar ki mücadele güzel ama aldığınız andan sonra bir müddet sonra yavaş yavaş ülfet yapar ve artık o size eski keyif, eski lezzeti vermemeye başlar. Şimdi ben burada okuyacağım yer gerçekten asıl lezzet neymiş, asıl keyif neymiş? Bunun üzerinde bir yer var üstadın yazmış olduğu. Onu okuyalım. Kafamızda bu bir toparlansın. Birincisi en büyük huzur, en büyük nimet, yani bir insanı mutlu edebilecek en güzel şey, huzuru onun ruh dünyasında oluşturacak en güzel şey Rabbini tanımasıdır. Rabbinizi tanırsanız bu kainatın neden yaratıldığını, niçin burada olduğunuzu, başınıza gelen olayların nedenlerini, hikmetlerini algıladığınız zaman o zaman sizde hiçbir hadise karşısında üzüntü oluşmaz. Yani çok paranız olmasa da üzülmezsiniz, sıhhatinizi kaybetseniz de üzülmezsiniz, arzu ettiğiniz bir yaşama kavuşamasanız da üzülmezsiniz. Hiçbir şey üzmez sizi. Neden üzmez? Çünkü siz Rabbinizi tanımışsınızdır ve bu dünyanın da bir misafirhane, bir imtihan yeri olduğunu bildiğinizi ve onun arkasında sizi ahirette ebedi bir hayatın beklediğini bildiğinizden dolayı üzüntü duymazsınız. İşte şöyle anlatıyor üstadımız o tanımamız gereken Rabbimizi. O vahittir. O ehattır. Hani İhlas suresinde söylüyorsunuz ya kul huvallahu ehad. O vahittir, o ehattır. İkisi de Allah birdir demek. Peki ne demek? Vahidiyet bütünde gözüken Allah'ın birliği demektir. Vahidiyet bütünde. Ehadiyet ne demek? Her bir cüzde Allah'ın birliğinin gözükmesi demektir. Yani Allah hem vahittir hem ehattır, her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Bunları böyle bildiğimiz sözler gibi geçmeyin arkadaşlar.
her şeye gücü yetendir dediği zaman ne demek istiyor biliyor musunuz? Sizin arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz her şeyi yaratabilir demektir. Öyleyse ulaşamadığınız hiçbir şeyden dolayı üzüntü çekmeyin. Çünkü onları da yaratabilir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı yaratmak, bir çiçek yaratmak kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak, bir bahar yaratmak kadar ona rahattır. Bizim Rabbimiz. Ne kadar güzel bir şey bak. Her şeyi yaratabilecek bir gücü olan bir Rabbim var. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuatı, sanat eserlerini nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla şahadet ederler. Allah sonsuz kudret sahibi mi? Bakın etrafınıza, şöyle yıldızlara, galaksilere bir bakın. Sonsuz kudret sahibi olduğunu çok net görürsünüz. Böyle dünyamızdan binlerce kat büyüklükteki küreleri birbirine çarptırmadan döndürüp dolaştıran bir güç, elbette sınırlı bir güç olamaz. Sonsuz bir kudretle karşı karşıyayız. Bütün mahlukatın ihtiyaçlarını hiç karıştırmadan veren, sonsuz bir ilim irade sahibi bir Allah'ın huzurundayız. İşte bu kelime dahi şöyle müjde verir insanlara. Ne müjdesi verir? Der ki ey insan, kendinize alın bu sözü. Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet, kulluk boşu boşuna gitmez. Bu çok güzel bir söz. Niye? Şimdi ben size desem ki ya kardeşler, Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman ne hatırlıyorsanız onların mükafatını alacaksınız. Mesela işte kaç yaşındasın Basri? 47. Yaptığın iyilikleri hatırladıklarının karşılığını alacaksın desek çok bir şey alabilir misin? Niye? Çünkü çoğunu hatırlamıyorsun değil mi? Unuttun gitti. Çok kabaca ana hatlarla bazı şeyleri biliyoruz. Ama ne diyor? Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Yani burada yaptığınız iyilikler var ya, hani böyle önemsemediğiniz şeyler. Annenize iyi davranmak, eşinize iyi davranmak, dostlarınıza iyi geçinmek, ticaretinizi düzgün ve dürüst yapmak gibi. Allah'ın istediği şekilde yaşıyorsunuz ya, bunların her anı kaydediliyor. Yani sizin bütün anlarınız, doğduktan sonra, buluğ çağına erdikten sonraki o süreçten sonraki bütün anlarınız, nereye oturdunuz, ne konuştunuz, nereye yürüdünüz, ne yaptınız, ne söylediniz, ne baktınız, ne dinlediniz, her şey zerrece kaçırılmadan hepsi kaydediliyor. Bu ne demek? Yapmış olduğunuz bütün güzellikler amel defterinizde kayıtlı halde. Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar-ı mükafat, bir mükafat yeri, bir mahalli saadet, bir saadet huzur içinde yaşayacak bir yeri Allah senin için hazırlamıştır. Senin şu fani dünyana bedel, bak imanla anlaşılacak bir söz. Senin şu fani dünyana bedel, evin, değil mi? Tenekeden arabalar, tuğladan evler. Normalde dandik dundik şeyler. Bak depremde gördüm, bir anda ne oldu? Hepsi gitti. Hiçbir şeyinde baki bir güç yok mallarda. Güzellik bak gidiyor, yaşlanıyorsunuz. Beyazlıyorsunuz, buruşuyorsunuz, değişiyorsunuz. Bak hepsi gidiyor. Ama ne diyor bak bize? Senin için hazırlamıştır. Ne hazırlamıştır? Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. Şimdi cenneti hepimiz arzu ediyoruz değil mi? Ya hakikaten harika bir yer. Düşünsene her istediğinin istediğin anda yaratıldığı bir yer. Ölmek yok, hastalanmak yok, üzülmek yok. Menfi olan bütün duygulardan arındırılmış bir şekildeyiz. Keyif. Ama ölmek istemiyorsunuz değil mi? Yani cennete gitmek istiyorsunuz ama ölmek istemiyorsunuz. Çünkü neden? Ölmek istemeyen içinizde bir nefis var. Onun için ayette Cenab-ı Hak her nefis ölümü tadacak diyor. Yani o geçişi tadacak diyor. Yok olmayacağız. İşte o nefis istemiyor. Diyor ki ölmeyelim, bu dünyada yaşayalım. Hep böyle gidelim.
Ama öyle değil. Arkasındaki beklenen, yani o kabrin arkasında beklenen, yaşanılacak yer bu dünyadan daha nurani, daha muhteşem bir yer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetlerde ifade etmiş olduğu hakikatlerde cennetin tariflerine bir bakın bakalım. Dünya mı tercih edilir, cennet mi? Ama dünyayı tercih ediyoruz değil mi? Yani dünya olsun. Dünyada yaşayayım. Dünyada her şeyin keyfini yaşayayım. Bu dünyada keyif yok. Başta da söylediğim gibi keyfe ulaşamazsınız. Çünkü hepsinin fani olduğu için lezzeti bir yerde bitiyor. Sizi mutlu etmeyecek. Senin şu fani dünyana bedel baki bir cennet seni bekler. Ne kadar güzel satırlar. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-i Zülcelal, Celal sahibi yaratıcın vaadine iman ve itimat et. Yani Allah sana diyor ki seni ebedi cennetime alacağım. Şayet benim istediğim gibi bir hayat yaşarsan, sen benim Esma-i Hüsna'mın, bakın dikkat edin, binlerce perdelerden geçmiş zayıf bir gölgenin gölgesi olan dünyaya aşık oldun. Allah'ın güzelliğinin son tecellisi dünya değil. Dünya Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının binlerce perdeden geçmiş zayıf gölgesinin gölgesi şu aşık olduğunuz dünyadaki şeyler. Ne görüyorsanız, ne biliyorsanız, diyor ki Allah bize iman ve itimat et. Ben senin kulağının duymadığı, gözünün görmediği, hayaline bile gelmeyen bir yere seni davet ediyorum. Ona vaadinde hulfetmek muhaldir. Allah sözünde durur, dönmez. Kudretine hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine Allah'ın acz müdahale edemez. Senin küçük bahçeni yarattığı gibi cenneti dahi senin için yaratabilir ve yaratmış ve sana vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacaktır. Şimdi arkadaşlar, cennet diye vaat edilen bir şey için Allah'ın bizden istediği şeyler çok mu? Bir baksanıza. Mesela bir tanesi en önemli istediği şey, benim varlığıma iman edin diyor. Beni tek bir ilah olarak kabul edin diyor. Zor mu? Allah'ın varlığı apaçık. Yani bir insanın la ilahe illallah demesi kadar kolay bir şey yok. Çünkü her şey la ilahe illallah hakikatini bize gösteriyor. Bu kainat lisan-ı haliyle Allah'tan başka bir ilah yok. Çünkü ancak Allah böyle bir kainatı yaratabilir diyor. Sonra ne diyor Allah bize? Bir peygamber gönderdim. Elbette sizi başıboş bırakacak değildim. Sizlere de bu dünyaya niçin geldiğinizi, benim sizi niye yarattığımı anlatacak bir rehber gönderecektim. Ve o rehber de sizin içinizden bir insan olacak. Siz de ona bakıp nasıl bir insan olmanızı istediğimi ondan fiili bir şekilde göreceksiniz diyerek de bir peygamber gönderdiğini söylüyor. Diyor ki bize de onu da kabul edin. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Size kitapla da konuşacağım. Kendim de sizden neler istiyorum tek tek anlatacağım. Öyleyse bu kitabın benim olduğuna da iman edin. Bakıyoruz, peygamberimizin hayatına bakıyoruz, muhteşem bir insan. Yani insani vasıflarda harikulade bir yaşantısı var. İnsanlığın zirvesinde yaşamış, her noktada ahlaki yaşayış, ibadet ne varsa. Kur'an'a bakıyoruz, taklidi mümkün değil. Bir insan tarafından yaratılması mümkün olmayacak bir eser. Öyleyse biz Kur'an'a, Allah'ın varlığıyla peygambere iman ederiz. Ne diyor bize sonra? Ben melaikeleri yarattım. Değil mi? Öldükten sonra sizleri de dirilteceğim. Şimdi bunlar zor şeyler mi arkadaşlar? Değil değil mi? Peki 5 vakit namaz kılmak zor mu? Veya Ramazan ayında 1 ay oruç tutmak zor mu? Zenginseniz zaten size Allah'ın verdiği malın 1/40'ını zekat olarak vermek zor mu? Yani malınız, mülkünüz, haliniz, vaktiniz yerindeyse
hacca gitmek zor mu? Peki Allah'ın yasak kıldığı yani yedi büyük kebair, içki içme, zina yapma, kumar oynama, adam öldürme, bunlar zor mu arkadaşlar? Bizim için faydalı da Allah onun için mi yasaklamış? Hayır, bizim için zaten zararlı, değil mi? Allah'ın bizden istediği bize zarar veren hiçbir şey yok. Hem kendi şahsi hayatımız hem toplum hayatı için istediği şeylerin hepsi muhteşem hikmetler taşıyor. Peki arkadaşlar, bu kadar kolaylar içerisinde bize diyor onun vaadine itikat, itimat et, iman et. Biz onun istediği gibi yaşamazsak, onun istediği gibi bir hayat sürmezsek, onun farzlarını hayatımıza geçirir, haramlarından kendimizi uzaklaştırmazsak, o cennete girebilir misiniz? Cennete girmek çok kolay ama o kolayı biz elimizin tersiyle itiyoruz. Ticaret ve memuriyet için niçin dünyada bulunuyoruz? Mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini tamamladıktan sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler. Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Ne ismi senin kardeşim? Senin. İbrahim kardeş Allah'ın huzuruna çıkacak. Bak buradaki herkes istisnasız. Allah'ın huzuruna çıkıp o kaydedilmiş hayatınızı beraber gözden geçireceksiniz. Sana soracak. Neden kılmadın? Neden tutmadın orucunu? Neden sana gönderdiğim Kur'an'ı hiç okumadın? Neden sana gönderdiğim peygamberin hayatına hiç bakmadın? Niye onun gibi yaşamaya çalışmadın? Zor şeyler mi istedim senden ey kulum derse ne diyeceksiniz? Bu sorgulamayla karşılaşacağız kardeşlerim. Tek tek hem de hiçbir karesi atlamadan, hiçbir anı unutulmadan hazırlanın. Yani esbab dağdasından, vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine insanlar makar-ı saltanat-ı ebedisinde Allah'ın o ebedi ahiret başkentinde perdesiz kavuşacaklar. Bu ne demek biliyor musun Birkan kardeşim? Şu anda Allah kendini imtihandan dolayı perdeler arkasına gizlemiş. Şu anda her şeyi esbab sebepler perdesinde görüyorsunuz. Şifanızı ilaçtan veya yediğiniz bitkilerden. Diyorsunuz ki şunu yedim, ondan dolayı iyileştim. Bunu yedim, bundan dolayı lezzet aldım. Su içtim, ondan dolayı ferahladım diyorsunuz. Allah kendisini göstermiyor. Çünkü imanla mükellefiz. Bir imtihan için dünyaya geldik. Ahirette bu esbab perdesi komple kaldırılıyor. Ve kaldırıldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Böyle su içerken, konuşurken, bakarken, görürken, hissederken ilikleri ne kadar Allah'a hissedeceksiniz? O perde kalktığı için nerede Allah demeyeceksiniz. Elhamdülillah diyeceksiniz çünkü bütün fiillerin yaratılışını, o hissettiğim bütün duyguları ve hissiyatları, bunların hepsini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. İşte buradaki söz bu. O perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi yaratıcısı, kendi mabudu, kendi Rabbi, kendi seyyidi, kendi sahibi maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Müthiş bir şey. Bir insanın en keyif alacağı şeylerden bir tanesi herhalde, bence bundan daha çok arzulanacak bir şey yoktur, yaratıcısıyla karşılaşmaktır. Bak annen babana ne kadar ehemmiyet veriyorsun.
senin üzerinde binde bir faydası olduğu halde, binde bir etkisi olduğu halde, annem, babam diyorsun. Yeri geliyor abim, kardeşim diyorsun, amcam, dayıoğlu diyorsun bak. O mertebeye göre bile dünyanda inanılmaz bir yer teşkil ediyor. İşte orada Rabbim diyeceksin. Beni yaratan, bak beni şekillendiren. Değil mi? O sevdiğiniz bütün vücudunuzdaki her şeyin mimarı, mühendisi, ressamı, musavviri olan yaratıcınızla karşılaşacaksınız. İstifade ettiğiniz her güzelliğin Rabbi. Annenizi, çocuğunuzu yaratan, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, eşini yaratan. Müthiş bir şey. Bundan daha çok arzulanacak başka bir şey olamaz. Ey insan, peki bunu anladın, bilir misin nereye gidiyorsun? Neydi senin isim kardeşim? Sen siyah tişörtlü. Nereye gidiyoruz Emir biz? Hani ölüyoruz. Emir çok emir olamadı abi, ahiret olabilir. Belki olmayabilir. Ahirete gidiyoruz. Ama ne diyor bak, ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? Nereye sevk olunuyorsun? Hani bakıyoruz ya bak, binlerce insan ölüyor. Her gün 300-400 bin insan ölüyormuş dünyada. Her gün ölüyor bak, gidiyoruz değil mi? Cenazeleri alıyoruz, götürüyoruz, kazıyoruz, gömüyoruz, geliyoruz. Binlerce insan bak, binlerce, milyonlarca, hatta şu zamana kadar milyarlarca insan öldü. Şu anda burada bulunanların hepsi de ölecek. İstisnası yok. Hepimiz gidiyoruz. Peki nereye gidiyoruz? Dünyanın, müminler için söylüyorum bunlar. Bunlar müminlere müjde. Allah'a iman etmiş müminlere müjde. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı. Mesela dünyada şu anda arzu etseniz, isteseniz bile Hasan'cığım kaç yıl mutlu yaşayabilirsin? Bunu da çok hayattan bezmiş ya. Oğlum 50 ben zaten. Bak düşün, hadi 80 de, hadi 100 deyin ki o zamana kadar keyifli yaşayamıyorsunuz. Yaşlılık, ihtiyarlık, hastalıklar, sıkıntı. Şu dünyadan var ya, ölüp ölüp dirildiğiniz şu dünya var ya, hani araba, ev, güzellik için çırpındınız, yırtındınız. Bazen de Allah'ın emirlerini bu dünya için ters teptiğiniz dünya var ya. En fazla 100 sene keyfini sürebilirsiniz. Sonra Dudullu mezarlığına veya da Çakal Dağı mezarlığına veya da farklı bir mezarlıkta geçer dünya dediğiniz hayatının serencamı. Ama biz nereye gidiyoruz? Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı. 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Cennet hayatının 1 saati, 1 saati, cennetin 1 saati, dünyanın 1000 sene mesudane hayatına mukabil bile gelmiyormuş. Ve cennet hayatının dahi 1000 senesi, cennet hayatının 1000 senesi, 1 saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen, rüyeti cemal ne demek? Allah'ın güzelliğini görmek. Böyle bir an cennette Cenab-ı Hak bir an güzelliğini o cennete girmiş kullarına en büyük nimet olarak kendini gösterecek. Bir an Basri kardeş. Bir an cennette Cenab-ı Hakk'ı görmek. Bir an. 1000 sene cennet hayatında alacağın lezzetlerden üstün. An. Sonsuz güzelliği görmek ne demekse, değil mi? Kokuları yaratan, şekilleri yaratan, renkleri yaratan, sevdiğiniz bütün güzellikleri yaratan, sonsuz güzellik sahibi Allah'ı bir an görmek. 100 senelik dünya, değil mi? 1 saatlik cennet. 1000 senelik cennet, bir an Rabbimizi görmek. 1 saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in nereye gidiyoruz? Onun daire-i rahmetine, mertebe-i huzuruna gidiyorsunuz. Müptela, tutkundun oldunuz. Meftun,
onu aşık olmak derecesinde sevdiniz, müştak olduğunuz mecazi sevgililerden ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki güzellik, cemal, onun cilve-i cemalinin, onun güzelliğinin, hüsnü esmasının ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler, sevgiler, incizaplar, cazibeler, lezzetler, keyifler, hazlar, ne biliyorsanız dünyada lezzet ve keyif namına, bir lemay-ı muhabbeti olan, muhabbetinin, onun sevgisinin bir pırıltısı olan, bir mabudu lemyezelin, bir mahbubu layezalin, yani hiç ölmez, hiç hayatı son bulmaz, bütün lezzetlerin kaynağı olan Allah'ın huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgahı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Niye ölmek istemiyoruz ki? Hayır, o gel diyene kadar biz kendimizi öldürmeyeceğiz. Ama Azrail aleyhisselam geldiğinde de elhamdülillah Rabbimle buluşmaya gidiyorum diyeceğiz. Bunu diyemiyorsak imanımızda, Allah'a olan sevgimizde, onu tanımakta problemler var demektir. Buradaki eksiklik o iştiyakı bizde durduruyor. Yoksa böyle bir Allah'la, böyle bir cennette, böyle nimetlere mazhar olmak dururken, sadece dünya hayatında kalmaya çabalayan bir adamın akli problemleri vardır. Delirmiştir. 100 senelik dünyayı tercih ediyor cennete ve Allah'a görmeye. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Ey insan, fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, karanlığa, yokluğa, dağılmaya, çürümeye, kesrette boğulmaya gittiğinizi düşünüp üzülmeyiniz. Ölüm nasıl anlatılıyor kafirler tarafından? Karanlık, yokluk, herkes bir tarafa. Geçen ülke belgesellerini izliyorum. Adamların çoğu ateist. Dünyadan hiç beklentileri kalmamış. Dünyadaki bütün lezzetlere ulaştıkları için çoğu intihar ediyormuş yabancı ülkelerdeki ateistler. Niye? Bitsin. Bak, o kadar anlamsız geliyor ki hayat onlar. Bitsin bu hayat. Ama biz öyle görmüyoruz. Çünkü ölüm karanlık değil, yokluk değil, çürümek değil, yok oluş değil. Büyük bir kavuşmak ölüm. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe, yokluğa değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Karanlığa değil, aleme nura giriyorsunuz. Sahip ve Maliki Hakiki'nin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezeli'nin payi tahtına, başkentine gidiyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Ayrılığa değil, kavuşmaya müteveccihsiniz. Bizden önceki vefat etmiş annemiz, babamız, kardeşimiz, sevdiklerimiz, değil mi? O İslam büyükleri, alimlerimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o sahabeler, hazırlanın. Onlarla kucaklaşmaya gidiyoruz.